Ben bunu gözeneklerini çekeceğim abi. Koy abi. Oy. Kerim abi bu patates bir porsiyon mu iki porsiyon mu? O iki porsiyon. İki porsiyon. Teşekkürler abi. Hiç gerek yok da. Biz de iki kişiyiz zaten. Şunu direkt tuzluyorum. Aynen. Bir zaman kaybetmeyelim. Güzel mi? Oh. Oo. Emre kayıtta mıyız? Gidelim mi? Hadi başla. Kahvaltının ardından çok enteresan bir deneyim yaşadık. Hiç planlarda, programlarda yokken bir anda Adem abiyle tanıştık. Tekneye bindik. Leylekleri bize gösterdi. Yaren'i. Yaren'i gösterdi. Bir de eşi vardı. Nazlı ile tanıştık. Ardından da yarım saat, 35 dakikalık bir yolculuğun ardından Ciğerci Osman'a geldik. Burası da yine İstanbul, İzmir ya da İstanbul, Bodrum diye adlandırdığımız eski yol üzerinde direkt benzinliğin içerisinde kalıyor. Herhalde 30'u ya da 35 yılı vardır ve evet, bu civarın tek şu an ayakta kalan işletmelerinden bir tanesi. Öğle saatinde burası inanılmaz kalabalıktı. Biz biraz kalabalığın dağılmasını bekledik ve ardından da güzel bir masa kurduk. Neler var? Çok kısa özetleyeyim. Olmazsa olmaz yoğurdumuz var. Gözeneklerine bakar mısın? Evet, o kaymağın hakikaten birazdan dalacağım. Bekliyorum. Bitir sözünü. Şahane gözüküyor. Köftemiz var. Ciğerimiz var. Olmazsa olmaz. Ve patates kızartmamız var. Son olarak da güzel bir çoban salatamız var. Buna şurada şamandıra yapacağız. Ekmeğimizi hazırlayalım şimdiden. Ekmek de buranın ekmeği. Ya bir de söylemekte fayda var. Hani geldiğiniz aklınızda bulunsun. Buranın güzel çorbaları var. Evet. Niye söylemiyoruz? Sıcakta içemeyiz herhalde. Şu an bak hava serinledi birazcık. Güneş battı. Yani sen bulut çıktı, ben çorba söylerim. Sen istersen İsterim. Etli çorba söyle, ben ondan bir kaşık tadına bakarım. Tamam. Başka olur ne mu? Var? İşkembe var. Etli çorba ya da düğün çorbası diye geçiyor. Tamam. Kerim abi. Abi bize böyle bir az düğün çorbası bir onur tadına baksın. Rica edebilir miyiz? Evet. Eyvallah abi. Bu nasıl işlem çorbası sıcak ya? Bak şu an bulut çıktı. O yüzden kafam rahat. Peki güneş çıkarsa çorba iptal mi? İptal değil. Benim çok enteresan abi. Yaz sıcağında canım sıcak şeyler çekiyor. Yani normalde soğuk çorba içerim ama aşeriyorum resmen böyle ya. Hani her dakika bir çorba içeyim bir yerde. Yemekten önce bir mideyi ısıtayım. Isıtma nedense gereği mi duyuyorsun? Yani köfteden başlıyoruz değil mi direkt? Ben de ciğerden başladım. Ciğer pamuk gibi. Biraz tuz eksiği vardı. Hallettim. Biraz köfte direkt et et ha. Yani şey gibi gözüküyor böyle, kebap gibi gözüküyor. Bak birbirinden ayrılıyor neredeyse. Patates de çeyrek altın gibi ya rengi. Abi böyle bir yoğurt olamaz yani. Dış kısmı bal peteği gibi. Evet. Değil mi? Abi bu bölgedeki süt ürünleri gerçekten çok iyi. Bunu da butik bir işletmeden alıyorlar, kendileri yaptırıyorlar. Yani dışarıdan bir paketli ürün değil. O yüzden muazzam, taptaze. Şu an masadaki her şey çok taze, çok güzel. Pamuk ya. Yağ da çekmemiş. Abi. Bunu ne yapacaksın biliyor musun bak? İşte ben ona baktım. Acaba yapsam mı diye adam elini aldı, gösteriyor. Tamam. Sen yap, ben biraz ürün detayını anlatayım. Şimdi ciğerimiz dana ciğeri. Biraz unlanıyor. Çok kızgın yağda. Yaklaşık böyle 1,5 dakika falan atıyor. Çeviriyor. Abi alalım çorbaya. Hemen alıyor. Servisi böyle mi yapıyorsun evet, her zaman? Servis. Böyle, yıllardan beri böyle. Sizde çorba sürekli kaynamıyor. Evet, sipariş geldiğinde. Evet, isteğe göre hazırlıyoruz. Sıcak sıcak servis yapıyoruz. Abi eyvallah, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Abi tadına bakın, çok güzel gözüküyor ya. Çorba içmeyene bak. Kemik suyuna meyhane bir çorba. Doğal. Oo. Çok güzel çorba. Oh. Ama çok sıcak. Biraz sıcak. Ama güzel. Ciğeri özetledik. Sana bir limon vereyim ya, gel. Bak. Köfte de %70 dana, %30 kuzu. İçerisinde sadece bağlamak için birazcık ekmek var. Soğan bile koymuyorlarmış özellikle bu dönemde. Bayağı et et bir köfte yiyorsunuz. Yoğurdu zaten Onur anlattı. Çorba ayrı bir detay. Çorba köy yumurtasıyla bağlıyorlar. Çok güzel. Önemli bir detay. Çorbanın meyhanesini genelde hani yoğurtla yaparlar. Bunun içerisinde yoğurt yok. İşte köy yumurtası var. Güzel bir tereyağı var ve kemik suyu var. Onur, senin az önce yapamadığını kardeşim ben yapıyorum şu anda. Evet, bana uzak kaldı çünkü.
Seni servis etmen lazımdı. Ama yapmıyor işte. Al, al, al güzel kardeşim, al. Eyvallah. Al güzel puan kardeşim. Puan topladı bak şimdi ne var. Hemen. Alkışlar bana. Tuzu alayım. Gel. Onurcuğum ben tuzlarım, gel. Tamam. Hmm. Bunu sizin için yiyorum ben. İşkembem geldi. Abi bu nedir? Bu işkembe sote. Damarla, özel tereyağlı domates, biberle marine ediyoruz. Herkes sevmez ama çok güzel yani. İşkembe sote. Evet, vallahi damardan. Süper. Damardan. Evet. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Oy. Geldi mi tereyağı kokusu? Bunun da tuz ihtiyacı var. Bekle. Gel gel. Yetişemedim. Bir şey söyleyeceğim. Bu da pamuk. Bu da pamuk. Bulutları çatallıyormuşuz gibi şu anda. Bu çok güzel bir sakatat yemeği. Bak çok güzel. Masa çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Bu şamandıralık. Bu şamandıralık. Zaten bunu ekmeğin arasına dürüyoruz. Sıkıntı var. Ya bak patatesi uzağa attın ya. Mesela buranın bir yol üstü lezzet durağı olması, yoldan geçerken benzin istasyonuna girip park edip böyle yemek yeme konsepti gerçekten muazzam ve yıllardır devam ediyor. Hı hı. 78'lere bile dayanıyor. Hatta burası 89 yılında geçmişler. İlk olarak yan tarafta almış, sonradan bu tarafa geçmişler. Ama iki tane çok iyi ürün. Yanına başka ürünler de var tabii ki ama ya sadece şu ciğer ve köfte için buraya net gelmek gerekiyor. Net. Net. Çorbası da çok güzel bu arada. Yani ben kışın mesela Mustafa Kemal Paşa'ya gelip bir tatlı yiyeceksem, simit yiyeceksem, peynirimi alacaksam, oradan devam etmesem bile, yani İstanbul'a geri dönecek olsam bile gelirim buraya. Bu arada şimdi Onur hani peynir dedi, tatlı dedi. Biz geçen sene yine İstanbul Bodrum ya da İstanbul Çeşme'ydi galiba, tam hatırlamıyorum. Bir lezzet durakları çekmiştik. Mustafa Kemal Paşa'nın içine girmiştik. Orada çok güzel bir peynircimiz var. Çok güzel bir tatlıcımız var. Sabah kahvaltısında peynir isterseniz, simit isterseniz onun ayrı videosu var. Ama böyle geldim işte hani servisim olsun, güzel bir çorba içeyim, işte patates yiyeyim, köfte yiyeyim. Bu arada ben yani sabah 9.30-10'da gelsem de köfte yerim burada. Köfte patates yerim, yanında yoğurdumu söylerim, yoluma devam ederim. Balkanlarda olsan köfteyle başlıyorsun güne. Evet. Burada da başlayabilirsin tabii. Başlanır abi. Gerçi Balkanlarda olsak börekle başlardık şu an. Saç börekle. Oy. Bizim bu sene bir Balkanlarımız olacak mı ya? Yapacağız herhalde. Bu sefer Makedonya'ya gitmek istiyoruz. Saraybosna'dan Makedonya'ya gidelim. Tamam, ikisini de yapalım. Pamuktan devam ediyorum ben. Pamuklara sarmalar sarar. Emrah sen ne diyeceksin? Kaşarlı köfte yerim abi. Ha, kaşarlı Emrah, köfte kaşarlı mi var köfte burada? Var var. Hem de o kaşarlı köfte böyle iki tane geliyor, büyük geliyor. Evet, eksik bir şeyimiz kaldı mı? Kaldı. Daha ne yiyeceksin bunu acaba? Bunu kendime bırakıyorum. Bunu senin için bırakıyorum. Tamam, ben bundan gideyim. Aa! Emrah. Ne unuttuk? Neyi? Bir şey unuttuk, hadi bakalım. Fiyatları? Onu söyleyeceğim. Daha önemli bir şey unuttuk. Tatlı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'ya kadar gelmişiz. Bir ha? Dardağın tatlı yeriz artık. He? O zaman şöyle yapalım. Bir peynir tatlısı yiyelim. Biz buranın bir hakkını verelim. Emrah da köftesini yesin. Alamadım şu an. O kadar sinir oluyorum ki. Biz çayımızı söyleyelim. Tatlımızı da söyleyelim. Sıra geldi tatlıya. Bilinen ismiyle Kemalpaşa tatlısı ama peynir tatlısı. İçinde peynir olan tatlılardan bir tanesi. Beyaz peynir var. Taze beyaz peynir var. Yani salamura edilmemiş taze peynirden yapılıyor. Ve yörede de çok meşhur. Zaten ismi de buradan geliyor. Evet. Dışarıda birçok yerde bulabilirsiniz aslında ama hepsinin peynir oranı aynı değil. Biz burada çok sevdiğimiz arkadaşımız Mustafa Dardağan var. Onun firması Dardağan'dan alıyorlar burası da. Dardağan yani İstanbul'daki de birçok iyi restoranın da aldığı yer. Dolayısıyla en yüksek peynir oranına sahip markalardan biri. Ve gerçekten Oğuz çok yok lezzetli. Yok etti onu zaten. Ama zaten bir tane yani direkt ağzımıza atıyoruz. Normalde porsiyonda iki adet var. Biz Onur'la bir böldük. Gerçekten serinletti ama biliyor musun? Ve baymıyor. Şerbetli bir tatlı ama baymıyor. Çok güzel geldi. Yapan ellerine sağlık gerçekten. Bu arada yanına servis ettikleri dondurmada marka verebiliriz bence. Golf. Yani fabrikasyon olarak bence maşallah en iyi dondurmalardan bir tanesi. Dur şunu da ben yiyeyim ya. Bıraktım tabakta. Arkamızdan alımız. Çünkü yüksek oranda keçi sütü var.
Ondan dolayı. Güzel dondurma. Şu an çay içesim gelmedi. Ağzımda çok güzel bir serinlik var. Soğuk sıcak, soğuk sıcak olmuyor değil mi? Olmuyor. Ve en güzel an. Evet, kaç tane yiyeceğiz? Şimdi en baştan girmeden anlaşalım. Abartmayalım. Ya kaç şiş yiyeceksin? Bak gün uzun, abartmayalım. Bir de çok kalabalık. Bak her yerden birden motor çıkıyor, bir yerden insanlar geçiyor. Ben 2 şiş, 4 şiş, 6 şiş, 8, 10, 12, 14, kısmet. Tamam. Mustafa abicim. Abi hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkürler baba. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Sen de hoş bulduk. Biz dün, şimdi daha önceden geldiğimizi zaten söyledik. Dün Mustafa abiyle beraberdik. Mustafa abi bizim burada elimiz ayağımız. Ya Mustafa abi sağ olsun, Muhammed Badıllı sağ olsun bize Urfa hakkında o kadar güzel bilgiler verdiler ki, o kadar güzel gezdirdiler ki. Şimdi yanına geldik, ciğer yiyeceğiz. Başım gözüm üstüne geldi. Ama muhabbete başlamadan şu mikrofonu sana vereyim ki sesin duyulsun. Tamam. Onur Bey. Evet. Hazır mısın? Hazırız. Biz de hazırız. Ne yiyeceğiz? Gözüm üstüne geldi. Yani size ne varsa dolapta onu yiyeceksiniz. Biliyorum bitireceksiniz yani. Ne var abi şu anda? Abi taze kuzu ciğeri var, böbreği var, dalağı var, Urfa kebabı var, sebzeli kebabı var. Sayı mı yoksa yeterli mi? Senin bir isot kebabın var. Perdeli isot kebabı size özel yapacağız. Yapacak mıyız? Tabii canım. Onu şu an yemeyelim. Şimdi değil, daha sonra. Onu ilerleyen dakikalarda... İlerleyen dakikada size tepside, yapacağız. Mangalda bugün yapmayacağız size, tepside yapacağız. Yanında tepsi kebabı, Urfa lahmacunu, Urfa katmeri ve şırlık tatlısı. Bunların hepsini tek günde yiyeceğiz değil mi? Zaten bizim için bir saatlik bir olay. Bir saat. Şimdi bunları sen bize özel yaptırıyorsun. Eyvallah da bunu dışarıdan gelen insan da bulabilecek mi? Dışarıdan gelen insanlar bizde sadece isot kebabını mangalda. Evet. Mangalda bulacaklar. Lahmacunu bulabilecekler. Şılık tatlısı, katmeri ve tepsi kebabını bulamayacaklar. Onun yerine patlıcanı kebapla idare edecekler. Allah başka dert vermesin. Amin. Yukarıda mıyız, aşağıda mıyız? Yukarıda yiyelim bugün. Zaten kalabalık ayrı misafirlerimiz de var. Tamam. Şu masa bize yetmez. Bayağı da bir yiyeceksiniz herhalde. Yok abi, o kadar yemeyeceğiz. O zaman yukarıya alalım. Tamam. Tamam. Ne ara bu kadar şey söyledik ama ya? Ama bizim yaptığımız bir şey yok. Biz ciğer yemeye geldik. Bunların hepsi ikram. Bak. Buranın hepsi ikram mı şimdi? Ayran hariç hepsi ikram. Asıl olay? Şurada asıl olayı gösteriyorum. Burada bir porsiyon ciğer var. Yani bir porsiyon ciğer söylediğiniz zaman iki kişiysen şu an burada iki, dört porsiyon ciğer var. Bunların hepsi iki kişilik. Soğutmaya gelmez. Ben hemen yiyorum. Ama bak şurada şimdi bir şey var. Bak şu soğan reçeli. Ben buna soğan reçeli diyorum. Bak Onur, bu hastalık hastası olursun buna. Ay. Bu da nar ekşili geldi böyle bak şimdi. Allah Allah. Sen bundan aldın mı? Alacağım. Bak, ben bunu ortaya koyayım da. Ben şu an Rus ruleti oynuyorum. Acı tatlı, acı tatlı. Oh, acısı çok güzel. Adam sevindi be. Burada acı olan şey aslında biber değil. Acı olan şey tohumları, çekirdekleri. O yüzden çekirdeklerini ayıklayacaksın böyle. Ama el ile, el ile. Sonra bu eller var ya, eğer onu gözüne götürürsen. Onur bak bundan mutlaka ve mutlaka. Ben bundan dönerken alacağım yanıma. Eyvah eyvah. Birazdan Mustafa abi geldiğinde soralım şu nasıl yapıyor. Tarifini bak, mi? Bu olacak bir şey değil. Abi helal olsun. Hakikaten çok iyi ya. Bu arada masada her şey birbirini dengeliyor. Farkında mısın? Bak. Acı yediğinde ayran içiyorsun. Acı yediğinde şurada kuru cacık var. Acı yiyorsun. Başka bir şey dengeliyorsun. Yeşillikler, nane, maydanoz falan hepsi çok taze. Ben mesela acı yediğim zaman saç diplerim yanıyor. Senin yanıyor mu? Yanıyor tabii. Vallahi yanıyor mu? Dipleri var kanka da devamı yok. Saç çıkmıyor da dipleri var. Benim şu an yandı ve arada rüzgar geçiyor. Sağ ol ya. Bu arada yorumlara yazıyorlar. Kere arkadaş, saçlı arkadaş. İsimlerimiz belli ya. Oğuz, Onur. Biz başka bir şey yiyeceğiz mi? Ona göre yiyeceğim. Tabii ki yiyeceğiz. Ben sipariş verdim. Ne söyledin? Abi ortaya karışık. Öyle söyleyeyim. Ortaya karışık. Abi daha yemek yiyeceğiz ama. Aa geldi bile. Abi ne söyledi bu adam? Şunu alalım. Mustafa abi. Abi sen böyle bir şey söyledin mi? Tabii bu kadar söylemedin de Mustafa abi birazcık abartmışlar olayı. Abi ne yaptınız ya? Abi burada ne var? Urfa sade kebabı var. Sebzeli kebabı var.
ve ciğerimiz, yüreğimiz var. Kuzu yüreği dediğimiz yürek. Hangisi yürek? Şunlar yürek. Şunlar mı? Aynen. Bir dakika ben... Oyy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 y
sen de. Gel abi. Mustafa abi. Eline koluna sağlık. Afiyetleriniz olsun. Yani sağ ol abi. Dün ayrı keyifti. Bugün şimdi senin dükkanındayız. Ayrı keyif. Ama biz seninle biraz böyle yemeği konuşacağız. Tabii biraz da böyle olsun. Urfa'yı, kebabı, ciğeri konuşalım. Tamam. Başımızın üstüne. Şimdi burada ciğerin saati var değil mi? Aslında eskiden vardı o ciğerin saati. Aha. Ciğerin saati eskiden sabah namazından sonra yenir. Saat 9 gibi ciğer olayı biter. Ciğerci tezgahını toplar evine giderdi. E sağ olsun yabancılar, yabancı müşterilerimiz sabah öğle ikindi, akşam yatsı, sabah ezanı her gün yiyorlar. Biz de yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Hani ciğer olayı şimdi sabah kültürüydü. Şimdi ama 24 saat olayına döndük yani. Her zaman her şey var. O zaman burada Urfa'da günün her saati mutlaka bir ciğerci açık. İlla ki açıktır. Yani 24 saati ciğerci açıktır. Mesela ciğerden ziyade bizde Urfa kebabı var, haşhaş kebabımız var, ondan sonra kuşbaşı kebabımız var, isot kebabımız var, patlıcanlı kebabımız var bizim. Var da var. Var da var. Ciğer yani. Haricinde bir sürü tercihi var yani. Tabii canım istediğiniz gibi tavuk şişi, kuşbaşı terbiyeli terbiyesi de. Senin terbiyesiz tavuk çok güzel oluyor. Onu şimdi biz bıraktık yapmıyoruz. Taklitler var onlar yapsınlar. Afiyetler olsun onlara. Aynen valla. İşin orijinali iki kişi de. Biri Osmanlı Ocakbaşı vardı. Kapattı Fatih abi. Evet. Biri o, biri de Paflar ciğer. Yani diğer yapan arkadaşlarımız, esnaflarımızın ellerine sağlık. Orijinal kalmadı o zaman. Hani orijinal bizde, biz de zaten yapmıyoruz. İkimiz var, ikimiz de yapmıyoruz. Vay be. Terbiyesiz savuk savaşları. Aynen öyle oldu. Peki Mustafa abi, şimdi bu ortaya, tamam biz bunu söyledik, sipariş verdik ama bu ikramlar nedir? Birazcık onları da anlatırsan şimdi, bize çok sevinirim. Özellikle şu bizim Oğuz'da bu, hasta olduğumuz her seferinde. Bu soğan salatası. Çoğu müşterimiz zaten sizin gibi her gelen illaki tarifini söylüyor. Ben de ekran fotoğrafı almışım. Hemen fotoğrafı gösteriyorum. Fotoğrafı çekiyorlar, yapıyorlar. Çünkü paylaştıkça çoğalacağına inanan bir esnafım. Zor bir şey mi tarifi? Aslında tarifi zor değil. Yapmak ustalık istiyor. El lezzeti istiyor. Herkese tarif veriyoruz. Ama her verdiğimiz tariften sonra müşteri telefon açıyor. Abi bu olmadı. Bizlik bir durum yok. Seninle alakalı diyoruz. Çünkü yaptığımızı tarife veriyoruz zaten. Ondan sonra ikram olarak yine yaz mevsiminde cacık veriyoruz. Kış mevsiminde lebeni. Aslında mevsimsel salata yapıyoruz öyle diyelim. Mesela yazın şimdi marul, domates ve kara lahana salatalıklı olan salatamız var. Bunu kışın roka mokayla hani mevsimin sebzesine göre salatayı değiştirebiliyoruz. Nar ekşili bu da. Nar ekşili. Bostana var yaz salatası dediğimiz yine. Bu da aynı. Bunun da tarifini veriyoruz. Çoğu isteyen müşterilerimize zaten tarifleri Instagram'da da isteseler, YouTube'dan da isteseler yoruma falan atıyorum ben kendilerine. Bravo abi. Böyle olsun ya. Güzel bir şey. Abi peki şimdi biz sen yokken burada konuştuk ama bir daha bir teyit edelim. Tamam. Biz şimdi buraya geldiğimiz zaman Onur bir porsiyon ciğer, ben bir porsiyon kebap ya da ciğer söylediğimde bunların hepsi aynı şekilde mi geliyor? Bunların hepsi aynı şekilde geliyor. Şimdi... Abi o zaman şöyle yapalım. Sen çok güzel dürüm hazırlıyorsun. Gerçekten bu işte bir dünya markasısın yani. Eyvallah. O zaman dürüm yapalım size. Aynen öyle. Bir yandan da sohbet edelim istiyorum. Tamam. Bu, o sebzeli kebap. Sebzeli kebap. Buna... Bilecik'te haşhaş kebap haşhaş diyorlar. Haşhaş kebap diyorlar. Biz de sebzeli kebap diyoruz. Bakayım neymiş. Onurcuğum buyur. Sebzelidir. İçinden sarımsak, kırmızı biber, pul biber ve maydanoz bulunur. Sarımsak istediği diye bak. At ağzına. Şöyle size bir tane önce sade kebaptan yapalım. Olur abi. Bir de bizim mesela Urfa haşhaş kebabı dediğimiz şöyle bulgur gibi olmasa sadece sade kebaptır. Haşhaş kebap değildir yani. Hmm. Böyle devam edelim şimdi. Gerçek kebap, gerçek kuzu etinden olan kıyma kebabı dağılır diye bir muhabbet var. Dağılır. Zaten işte şimdi bunu bilmeyen bir müşterimiz geçen geldi. Aşağı indi, biz kebabınızdan memnun değiliz. Hayırdır ne oldu? Etiniz mi bayattı? Neydi? Dağılıyordu bulgur gibi. İçine ne koydunuz? Biz böyle kebap yemedik. Bu kebap değil yani. Hanımefendi keşke ben de sizin gibi bilmeseydim dedim. Biraz alındı ama yapacak bir şey yok. Urfa kebabı, haşhaş kebap dediğimiz şöyle bulgur gibi dağılmasa o kebap kebap değildir yani. Abi o biber acı mı? İnşallah. İnşallah mı? İnşallah mı? Yani o zaman Allah niyetimize göre versin diyelim. Abi o acıysa bana yapma onu. Ben bugün acı aklımı doldurdum. O zaman inşallah tatlıdır. Yersin. Abi çok güzel ya. Bak altına da kapat. Oo, Oğuz Bey afiyet olsun. Abi çok hislenir alamaz ya. Şöyle bu zaten yarım ekmekten olur. Kapatırız. Şu oval tarafını kapatırız. Şu tarafını şöyle açarız. Ki kapandığı zaman böyle durum olsun. Su falan domatesler. Abi sana sebzeli mi yapayım, sade mi yapayım? Bana sebzeli yap abi. Peki abi. Yine sebzeli dediğimiz olay, bakın şöyle dağılmasa boştur yani. İçine de dediğimiz gibi yemek keyif işidir. İsteyen istediği gibi dürüm yapabilir. Biberin nasıl olsun abim? İnşallah acı olur abi. İnşallah. Artık öyle diyoruz. Kabuğunu alalım biraz. Soğan koyalım.
Yalnız şöyle bir gerçek var. Buradaki biberler evet acı ama lezzetli acı. Şöyle bir şey, Urfa'daki biberlerin zaten meşhur olmasının sebebi boğazı yakar, ağzı yakar ama mideye karışmaz. Mideyi rahatsız etmez. Abi yelken iyi de. Akşam yani, var bu için. Yani o ayrı bir olay ama midede rahatsızlık dediğimiz olayı, hani kıvranma dediğimiz olayı yaşayamazsınız yani. Abi, ağız dayanar. Akşam sadece tuvaletle geçiyor. Başka hiçbir şey demiyorum bak. Ne abi olacak? Bak şu an çok kritik bir yerdeyim ya. Buradan mısın sen, oradan mısın sen? Ya girdim ya, geçmiş olsun. Ciğeri mesela bizde çok yıl dışından falan istiyorlar. Ama ciğer soğudu mu çok bir tadı kalmıyor. Acilmiş abi. Allah dualarını kabul etti Onur abi. Onur, biz ayranları tazeleyelim. Biraz ayran, biraz domates. Gerçi ben iyiyim, benim çok acı değil ama sen bir bozdun seni bu acı. Onur abi yine gözlerine çok güzel oldu. Sağ ol Mustafa abi be. Yaktın beni be. Gözlerimiz parlıyor be. Çok enteresan bir ortam var. İyi günaydın. Hoş geldiniz abicim. Nasılsın? Çok iyi, nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Uykumuz var ama açılırız herhalde. Açırsınız. Yani, sabahın 5 yerinde tek deli biz değiliz, dışarıda bir sürü insan var. Evet abi. Sizin kaç sene oldu? Bizimki 60 yıl oldu abi. 60 yıl. 60 yıllık mağdurumuz. Dede. Amca. Baba. Baba var burada. Evet. Şimdi sen. Evet. Aslında 4. kuşak. Evet. Vay be. 4 kuşaklı ciğerci. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Kaçta açıyorsunuz dükkanı? Biz 5'te açıyoruz abi. Tamam. En geç 9'da bitiriyoruz. Ama bu kışın. Yazın kışın. Daha erken bitiyor. Tabii yazın daha 7.30. 7, 8. Ben en son geldiğimde hatta muhabbet etmiştik. Evet. 7.12'de hikaye paylaşmıştım. Ciğer bitti diye. Evet, doğru. Çünkü ciğerlerimiz burada duruyor. Evet, hepsi burada duruyor. Bunlar bitince Bitiyor evet. Kapatıp gidiyor musun? Kapatıp gidiyoruz. Ama yarın hazırlanı yapıyoruz. Ertesi gün hazırlanı yapıyoruz. Tabii yarın hazırlanı yapıyoruz. Evet. Şimdi orada yürek var galiba. Yürek var. Başka ne oluyor sizde? Karaciğer. Tamam, bildiğimiz. Böbrek, dalak. Dalak nerede? Dalağımız bugün yok. Ha tamam. Evet, isteyelim. Normalde oluyor. Tabii normalde oluyor. O zaman gelmeden bir isteyin onu. Evet. Bence de denemeleri lazım. Ha, güzel fikir. Evet. Güzel fikir. Önceden aramak lazım. Aramak lazım. Onurcuğum kimyon? Kimyon olmazsa olmaz ciğerde. Ya. Oo, ne güzel kokuyor. Hakikaten çok güzel be. Tuz. Teşekkürler. Tamam, biraz da şu zerzevattan koyacağım ben. Ben herhalde zerzevattan istemiyorum. Maydanoz soğanlıydı. Biber acı mıdır ya? İnşallah. Ha, inşallah değil mi? Bizim Urfa videosunda kalma. Ben o acı olma ihtimaline karşı onu ayırdım. Abi çok güzel ya. Ya hava biraz soğuk Onurcuğum sanki. Evet. Ha, ne diyorsun? Şu anda -1 derece. Ama biz bu hayatı bu kadar seviyor muyuz? Seviyoruz. Ha? Aynen. Bu hayatı bu kadar seviyoruz. Alıştık artık dürüm yapmaya. Antep, Hatay, Urfa yapa artık dürüm yapmayı da öğrendik. Ben şu şeye bayılıyorum. Mesela burada dışarıdan birinin Antepli mi olduğu, dışarıdan mı geldi çok belli. Biz mesela dışarıdan gelenler böyle tutarız. Antepliler böyle tutuyor. Ciğer. Normalde Urfa'dan alışık olanlar daha ufak olduğunu görecektir. Genelde Urfa'da daha ufak. Ama burası Antep usulü yapıyor. Daha böyle bonfile kıvamında büyük büyük kesiyor. Ben onu daha çok seviyorum. Daha böyle ağza geliyor, dişe geliyor çünkü. Bu arada ayran çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Hilal ayran yazıyor. Ben kendi ayranları sandım. Marka varmış, beğendim. Marka. Antep markası herhalde. Of, belki. Biber acıymış be. Vallahi mı? Vallahi. Bu arada sistem çok enteresan değil mi? Gelen kendi ciğerini dışarıdaki dolaptan diyeceğim de dolap yok. Evet, dışarıdan alıyor veya usta oluyor geliyor. Açıkta her şey yani. Ama onun bir Antepli arkadaşlarımızın söylediği bir kültür olduğunu söylüyorlar. Yani ciğer eskiden buzdolabı yokken hep böyle soğukta bekletilirmiş. O yüzden sabahın erken saatinde ciğer yeniliyor. Ve diğer yemekler de aynı şekilde. Sabah 5'te sıcak daha başlamadan önce yiyorlar ki 7'ye 8'e doğru bitiyor. Ve ona göre yapıyorlar. Az yapıyorlar. Ama her dükkan esnafa göre bir yemek düzeni hazırlıyor. Sabah kahvaltısını herkes mutlaka dışarıda yapıyor. Ben evde yapan esnaf görmedim hiç kahvaltı. Çünkü hepsinin kendi bütçesine göre bir kahvaltısı var. Var, doğru. Bu arada hava -1 derece. Şu an dolaptan da soğuk. O yüzden onların dolapta olmasıyla dışarıda olması aynı şey zaten. Neredeyse aynı, evet. Ciğerci Kel Mahmut'a kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltıda ne yiyeceğiz?
Ciğer tabii ki. Tabii ki ciğer. Yani bu birazcık konsept olarak Adanalıların çok alışık olduğu bir konsept. Evet. Akşam yedikleri ciğeri yani gündüz de yiyebiliyorlar, sabah da yiyebiliyorlar ama birazcık enteresan bir şey var. Sabah 6'da yiyorlar. Çok erken yiyorlar. 6'dan itibaren mesela şu anda saat 8.30 ciğer var ama saat 9.30 10'a doğru ciğer bitiyor. Biz o yüzden tabii 6'da gelemedik, biraz uyuduk. Aynen öyle ama Allah'tan ayıplamıştık. Evet evet, ayıpladık. Yani öyle bir avantajımız oldu. Ha, bu arada bu saat 10 gibi ciğerin bitmesi sadece şu an geldiğimiz lokasyon için, ciğerci Kel Mahmut için geçerli. Diğer yerlerde belki ciğer devam ediyordur ama. Devam ediyor ama ya çok enteresan yani. Burası mesela öğlene kadar, akşama kadar ciğer koysa satar. Satar ama satmıyor. Satmıyor. Evet. Ciğer onda bitince bitiyor. Sonrasında işte Adana'sına vesairesine, etine devam ediyor. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim. İçeri girelim. Ben şu aradan kesiyorum zaten ciğeri. Ayırttığımız ciğeri. Şu an kimse yiyemiyor. Sadece biz yiyoruz. Kesiyorum ciğeri. Ayırttığımız ciğeri içeride deneyelim hep beraber. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanayinin içinde sabah 6'da böyle ciğer yemekle başlayan, evet, herhalde Adana'nın ritüeli değil mi? Doğrudur, doğru. Bura yaklaşık 50-60 yıl. 50-60 yıl, evet, işletme. Hep böyleydi yani, salaştı. Evet. Bu tabla kültürü zaten Adana'nın alışık olduğu yani, evet, aslında Adana'da çok meşhur olan bir, evet, kültür ama. Zaten biz tablayla başladık bu işe önce. Evet. Bugünlere geldik yani. Ama artık herhalde çok yaşatan yok herhalde değil mi? Yani daha çok böyle kapalı dükkanlara geçti herkes. Parayı bulan geçti mi diyelim artık, ne diyelim ona? Değişik şeyler mesela, insanlar böyle seviyor, bazı insanlar salaş olduğu için. Aynen. Tamam, her şey bir de esnafların gelip bir yer olduğu için. Tamam, yani gözü kapalı geliyor yani insanlar. Sizin ciğer peki özelliği nedir abi, diğerlerinden farkı? Yani özellikle... Ben diğer arkadaşları kötülemek istemiyorum. Onların da tabii ki ciğerleri güzel. Tabii ki. Yani tabii biz daha özen gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar daha titiz davranıyoruz. Günaydın. Soğan salatası katacaksın abi ona. Öyle şundan mi? Bak şu kimyondan attın mı? Batırmadım. Abi kimyon döktü. Evet. Döktün mü içine? Dökmüş. Soğan salatası kattın mı? Yok. Soğan salatasını al çatalla kat abi. Hemen abi. Şundan abi. Geçmiş olsun. Güne soğanla, evet, başlıyorsun. Evet. Başlarız ya, biz alışkınız bunda. Bizim özelliğimiz bu, saat 6'da başlarız. Saat 10 gibi ciğerimizi bitiririz. Normalde bir işletme para kazanıyorsa onu, evet, niye devam ettirmez diye düşünüyor yani insanlar. İnsanlar hep biliyor yani bu şekilde olduğunu, taze olduğunu. Zaten sonra oraya ciğerin kalmadığını. Bu şekilde yani şey yaptık. Kuzu ciğer. Evet evet. Ondan sonra birazdan da Adana kuşbaşıya başlayacağız. Burası benim çok hoşuma gidiyor şundan dolayı. Tabela yok. Tabela olmadığı için. Tabelaya gerek yok. Evet, tanınmış bir yer zaten. İsim evet, zaten gereksiz bir şey. Hani lezzet konuşturuyor ve gerçekten lezzet, evet, için geliyor insanlarla. Aynen. Ciğerci Kel Mahmut hakikaten, evet, bizim de çok sevdiğimiz, evet, sen de biliyorsun, evet, uzun yıllardır geliyoruz. Evet, tanışıyoruz zaten. Gerçekten sevdiğimiz bir işletme. Evet. Bir de sizin tabii ki pazar günleri özel bir ritüel var. Yani işletme olarak kendi, evet, içinizde aldığınız bir karar var. Evet. Onu uyguluyorsunuz. O, evet, nedir abi? Pazar günleri, daha önce ben tablayla başlamıştım o işe. Evet. Ufak çaplı başlamıştık. Müşteri esas buranın pazar günü ciğer olduğunu biliyor. Yani evet. Onu hafta arasına da yaydık. Daha güzel bir şekilde geliştirdik yani. Ve pazar günü sabahtan akşama kadar devam ediyor. Akşama kadar devam ediyor. Aileler daha biraz fazla geldiği için, bayan aileler geldiği için onu biraz daha uzun sürdürüyoruz yani. Bir de tabii o günkü gelir herhalde işletme içinde... Yani paylaşılıyor bir şekilde. Usta arasında ben de buranın ustasıyım. Evet. Yani gelenek böyle devam ediyor. Yani işletme sahiplerinin yaptığı bu hoşluk çok güzel, çok güzel bir şey. Biz de çalışanlara bugünkü hasılatı, evet, bölüştürüyor. Evet, evet öyle. Yani bu, evet, gerçekten her işletmenin, evet, örnek yani bunu örnek alan çok evet, şeyler oldu yani. Kişiler oldu. Hatta ben bunu bu sunumu dedi Amerika'da şey yapacağım dedi yani. Öyle mi? Evet, İnşallah. Yani. İnşallah. He. Yani yaptığımız şeyi çok güzel bir şey buldu. Mesela bu şu, mesela biz burada ayran falan satabiliriz. Karşıdaki arkadaş da sebeplensin. Bak, evet, ayran da oradan getiriyoruz. Farkın o mısın? Ayrancı da bayağı eski. Tabii, biliyor, o da eski ayran yani. Yani Oğuz, evet, sen de içmiştik hatırlıyorsan. Evet. O da sebeplensin diyoruz. Tamam. Aynen. O yüzden burada ayran satmıyoruz. Tabii satmıyoruz. Güzel bir şey abi. Tabii. Sen istiyorsan bir ayran al gel. Yok, gelsin. Recep, iki tane ayran verir misin? Recep abi, iki ayran bize. Evet. Peki insanlar geldiği zaman, diyelim ki ciğer bitti. Evet. O zaman ne yiyecekler abi burada? Kuşbaşı veya Adana. Mutlaka bir şeyler buluyor. Evet, evet. Tabloda onlar oturup. Onlar da Adana da kuşbaşı da ciğeri de aratmıyor yani. Evet. Onlar, doğru, da güzel yani. Bu arada şu an bitti. Evet. Ciğer bitti, evet, şu anda. Saat son 9. Son ciğeri biz yiyoruz. Evet. Eyvallah abi, sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ ol abi. Herhalde oturarak yemek yeme bizim konseptimizin dışında olan bir şey ama 1-2 saniyede böyle videolarda oluyor. Burası da hakkı bu. Yani
Mangalın başında oturmak gerekiyor. Tablodan başında oturmak gerekiyor. Konsepti bu Adana'da. Benim keyfim çok yerinde. Şişlere dikkat et yalnız. Bu şişlerdeki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Evet. Usta buraya bırakıyor. Buralara kadar sıcak oluyor. Dokunduğundan geçmiş olsun. Kahvaltı için Adana'da herhalde ciğer dışında bir şey düşünemiyorum. Börek benim aklıma gelmiyor mesela. Yok, Adana'da kahvaltı börek benim aklıma gelmiyor. Veya normal bir serpme kahvaltı falan da benim aklıma gelmiyor. Yok. Bu arada sadece Adana işi değil, doğuda genelde öyle ya. Evet. Antep'e gittiği zaman biraz işler değişiyor. Daha zengin olduğu için falan ama burada direkt ciğer abi. Yani şu, özellikle böyle güzel ciğer. Biz içeride yemek yerken herkes ciğer yemeye geliyordu ama maalesef yiyemediler. O yüzden siz de biraz erken gelmeye özen gösterin. Bu arada şey sahnesi çok komik oluyor. İçeri giriyor, selamlar aleyküm diyor. Oturuyor, ustam bana ciğer atsana diyor. Ciğer yok diyor. Böyle. Bir ciğerle kahvaltı yapalım be. Evet, artık Diyarbakır denince öyle başlamak lazım olaya. Yapacak bir şey yok. Biz de bugün Diyarbakırlı gibi bir gün geçireceğiz. Biz zaten dün gelmiştik. Doğru. Sizin için çok da güzel bir vlog çektik. Bugün gün içerisinde çekmeye devam ediyoruz. Onu da göreceksiniz. Şu an aslında bulunduğumuz mevkiyi anlatalım. Hemen şöyle çekileyim. İşte ciğerci burası. 50 senedir falan burada. Büyük Bostan'ın hemen sırtında, arkasında. Zeki Usta ismi. Hı hı. Ama bazıları Zeki Usta diye bilmiyor. Genelde işte Büyük Postane ciğercisi veya postane ciğercisi olarak biliyor. Aklınızda bulunsun. Ne yiyeceğiz? Ciğer yiyeceğiz. Ciğer yiyeceğiz. Burada bu arada sadece ciğer var. Ciğer dışında başka hiçbir şey yok. Zaten yani sistemi şu an görüyorsunuzdur arkasında. Gelen zaten genelde tanıdıklar geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi bana 2 şiş at, 4 şiş at. Kenarında bekliyor ya da içeride bir oturma alanı var. İsteyen oraya oturuyor. Tam ama biz hakkını verirse ayaküstü yapacağız. Gerçekten ayaküstü yani. Oturarak yenmez. Yani oturanlar var tabii ki ama. Oturanlar var ya, şimdi havada biraz böyle bir tık serin. Sabah serinliği var. İşte ailesiyle gelenler de oluyor. Ayakta beklemek istemiyorlar. İçeri geçiyorlar. Ben sabırsızım çünkü yani Diyarbakır ciğeri benim için çok özel. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle ciğer yok. Yani evet, doğru. Adanalılar kusura bakmasın, Antepliler kusura bakmasın, Urfalılar kusura bakmasın. Bu ciğer başka ciğer. Hepsinin yeri ayrı ama. Hepsinin yeri ayrı. Ya kesinlikle onlar da çok lezzetli ciğer yapıyorlar ama bu ciğer. Ama bu ciğer. Top seviye diyebiliriz bunun için. Messi Neymar yani, öyle diyeyim sana yani. İnanılmaz bir şey yani bu ciğer. Onurcuğum, evet. Ben artık heyecanlanıyorum. Çok konuştuk, çok anlattık. Izgaranın başına geçelim. Tamam. Ustanın yanına kurulalım. Sohbetimizi, muhabbetimizi orada devam edelim. Mangal başında. Mangal başında. Önden bir ilk ay bir porsiyon alalım. Bir karnını doyursun. Doymaz o. Doymaz o. Doymaz. Biliyorum ama çekim bittikten sonra devam eder. Biz de en başta bir porsiyon alalım. Zaten 4 şiş geliyor. Tamam. 2-2 böleriz. Biz de bir altlık yaparız. Muhabbetin gidişatına göre bakarız. Hadi bakalım. Abi eyvallah. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ekmeğimizi kendimiz mi bölelim? Evet. Abi bak. Şuradan şöyle koparıyorsun. Şu ekmeğin şu boğumları resmen ciğer için yaratılmış. Şu an bu arada saat 9'a geliyor. Sabah güneşi ciğere vuruyor şu anda. Abi eline sağlık be. Teşekkür ederim. Allah'a sağlık. Senin burada kaç sene oldu? Dezge burada 48-49 senedir. Ben 40 yıldır buradayım. Senin daha önce baba vardı. Baba vardı, abiler vardı. Bundan var ya böyle... Atsın mı abi? Söyleyelim mi? Abicim, iki şey onlar veriyor. Hayır, ben hayır tabii ki demem de gününü düşünüyorum. Gün içerisinde belki başka ciğer de yeriz. Şimdi bu kahvaltı. Tamam. Sabah kahvaltı ciğeri bu. Tamam. Gün içerisinde bir şeyler daha yaparız diye tahmin ediyorum. Olsun, gene de yiyelim. Abi sen bir porsiyon daha atar mısın bize? Tabii, hemen atayım. Eyvallah abi, görüşürüz. Şimdi burada tabii beklerken esnafın haricinde buraya gelen misafirlerle de sohbet ediyoruz. İşin güzel tarafı da bu. Şimdi girişe sistemi biraz anlattık ama zaten kayıtta çok belli. Yani ayak üstünde etrafına insanlar böyle diziliyor. Herkes önünde işte soğanı, domatesi, isterse acısı var. Hani ocağı ustayla beraber paylaşıyorsun neredeyse. Az önce bizim yaptığımız gibi. Ortam olarak bir yere çok güzel, çok evet. Keyifli. Normal çünkü restorana gidip yemesini tabii ki biz de bilirdik. Ama işte hani Diyarbakırlılar, Diyarbakır halkı geliyor burada sabah kahvaltısı yapıyor. Esnafı, memuru, çalışanı herkes burada geliyor kahvaltısını yapıyor. Abi de zaten baba, abi 50 sene. Buradasın abi. Acayip bir şey ya. Sabah kaçta başlıyor? Kaça kadar sürüyor? Onu söyleyelim bence. Ustası burada. 6'da başlıyor. 6'da başlıyor. 11'de bitiyor. 11. Evet.
Vay be. Ben abi geçen geldiğimde 9'da bitmişti ama. Bazen 9'da bitiyor, 8'de bitiyor, 10'da bitiyor. Ya ne zaman biterse o zaman kapatıyoruz. Peki sen ciğeri adetli mi yapıyorsun? Adetli. Kaç tane yapıyorsun? Her günün ciğerleri ayrıdır. Bir gün mesela alırsın 4 kilo, bir gün alırsın 5 kilo. Ertesi gün alırsın 9 kilo. Yani günler bellidir. Hangi gün iş ne kadar olduğunu biliyoruz. Sadece taze kuzu ciğeri var değil mi sende? Taze kuzu ciğeri. Ramazan'da çıkmışsın. Ramazan'da kapalıyız bir ay boyunca. Bak üzerine bir baharat dökmüyor. O kendi karışımı. Baharat değil, tuz. Ne, tuz mu? Baharatlı zaten biz geldiğimiz zaman sabahleyin baharatını döküyoruz, hazırlamaya başlıyoruz. Sabah dökülür, akşam dökülür. Ama ne kadar parlak görüyor musun? Tabii. Yani cam gibi ya. Baharatların ne olduğunu söyleyecek misin? Hayır. Hiçbir zaman öğrenemedim burada. Yok söylemeyeceğim. Hiçbir zaman da söylemiyor. Söylesem eksik söylerim. Tam diyemiyorum. Tamam. Hayatta... Eksik söyle. Yok onu da değil. Vallahi eksik söyle. Hocam boş ver. Yani hakikaten baharat söylenmiyor. Çünkü ama çok kişi baharatsız yapıyor diye bakıyorlar. Ama Diyarbakır genelinde hiç kimse söylemiyor. Yok söylemezler. Vay arkadaş ya. Çünkü hakikaten birilerine vermiyorlar formüllerini. Herkesin formülü farklı. Hepsinin baharatı ayrıdır bize. Hiç kimse baharatı birbirine uymaz. Uyma farklı. Hiçbir zaman uymaz. Farklı. Bu biber acı mıdır? Acıdır. Oğuz. Yer miyiz? Oğuz abi buyurun. Bu da sizin. Eyvallah. Abi bu Diyarbakır ciğeri de diğer ciğerlere göre biraz büyük, daha büyük, kalın kesim. Yani büyük mesela kesim. Urfa'da çok ince. Antep'in ufak, onların ufak dikenidir. Ufak tanedir, bize büyük tanedir. Buna evet. Dedi böyle, yani Diyarbakır'da böyle yapılır. Biraz büyük kesim, doğrudur. Bayağı kuzu şiş gibi yani kalınlığı. Aynen öyle. Doğrudur. Kuzu şiş gibi.